geleceğin yıldızı, Türk futbolunun umudu, yerli Messi, yüzyılda bir gelen yetenek ve daha nicesi. Arda Güler kısa sürede Türk futbolunun en nadide parçası haline gelirken, kendisi için yapılan değerlendirmeler de bu yönde şekillenmişti. Ve o da nadir rastlanan yeteneğiyle bu yakıştırmaların hakkını verdi ve dev kulüpleri peşine takarak Avrupa'nın gündemine oturdu. 2005 yılının 25 Şubat'ında başladı Arda Güler'in hikayesi. Ankara Altındağ'da dünyaya gözlerini açan Arda'nın ailesi, onun futbola olan yeteneklerinin erken yaşta farkına vardı. Ailesinin ve henüz ilkokuldayken bu özel yeteneği keşfeden Mahmut hocasının yönlendirmesiyle Gençler Birliği futbol okullarının yolunu tuttu. İlk antrenörü olan Erol Tokgözler de henüz 9 yaşındayken tanıdığı Arda Güler'den ve yeteneğinden şu sözlerle bahsetmişti. Arda futbolun prensiplerini bir kere çok iyi biliyor. Oynadığı bölge itibariyle yaratıcı bir oyuncu. Özel bir oyuncu, normal oyuncuların düşündüğünün 3-4 katını, 3-4 kat daha önce tahmin eden, 2-3 opsiyon birden yaratan, topla yaşayan, topla hareket eden bir oyuncudur. Arda Güler, Gençler Birliği altyapısında da kısa sürede ışığını gösterdi. U11, U12, U13 ve U14 yaş grubu takımlarında kaptanlık yaptı. Kırmızı Karalar'da aynı zamanda top toplayıcı olarak da görev aldı. Gökhan Gönül, Orhan Şam, İrfan Can Kahveci ve rahmetli Ahmet Çalık'ı Türk futboluna kazandıran Beştepe İlhan Cavcav tesislerinin tozunu yutarken, ilerleyen yıllarda profesyonel sahalarda rakibi olacak isimleri de gözlemleme şansı olmuştu. 10 Şubat 2018'de Ankara'da oynanan Gençler Birliği Trabzonspor maçında olduğu gibi. Bu mücadelede Trabzonspor'un kazandığı penaltı sonrası Gençler Birliği kalecisi Hoffa, "Sağ tarafa atla" diye seslenerek penaltıyı kurtarmasını sağlayarak daha 13 yaşında futbola dahi öngörüsünü ortaya koyan Arda Güler, arkadaşına ise "Penaltıyı ben kullansam gol yapardım" dediğini aktarıyor. Aynı maçın sonunda 4 farklı futbolcudan forma isteyen ancak evine eli boş dönen Arda Güler'in günün birinde dünyanın en pahalı formalarından birini giyeceğini ise o gün sahada olan kimse bilmiyordu. Gençler Birliği altyapısında pişen Arda Güler'in idolü Alex de Souza'ydı. İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i de kendine örnek alan Arda, 2019 yılında çocuk yaşlarından beri gönül verdiği Fenerbahçe'nin radarına girdi. Gençler Birliği Osmanlı Spor U14 maçını izleyen Fenerbahçe altyapı sorumlusu Serhat Pekmezci'nin odağı kısa sürede Güler'e kaydı ve mücadelenin ardından özel bir yetenek keşfetmiş olmanın heyecanıyla bir rapor hazırladı. Pekmezci bu raporu dönemin sportif direktörü Damian Comolli'ye iletti. Fenerbahçe 400 bin TL karşılığında Arda Güler'i renklerine kattı. Öyle ki Arda'nın yeteneklerinin farkında olan Gençler Birliği taraftarı bu satışa oldukça tepki gösterdi. Arda Güler henüz futbol sahnesine tam anlamıyla adım atmamış olsa da yetenekleriyle adından söz ettirmeyi ve herkesi büyülemeyi başarıyordu. Öyle ki o dönem Fenerbahçe U17 takımı antrenörü olan Ekrem Ekşioğlu da genç futbolcudaki ışığın farkına varan isimlerden biriydi. Arda benim U17 takımında öğrencimdi. Arda gerçekten hani ilk antrenmanda dahi size futbol kalitesini gösterebilecek bir oyuncu. Daha ilk antrenmanda işte bir top çalışması yaptırırken, bir pas çalışması yaptırırken işte top mıknatıs gibidir. Oyuncuyu her zaman peşinde toplar, çeker, işte zaman zaman kümelenmeleri görürüz falan. Arda onun dışında, olayın tamamen dışında pozisyon almış topu istiyordu. Ve yani bu özel bir şey. Herkes topun peşinde koşarken o oyun görüşüyle bir anda ilk idmanda bile size hissettirebilir ki bana hissettirdi. A
alt yaş kategorilerinde çubuklu formayı sırtına geçiren Arda Güler'in hikayesi bundan sonra daha bilinir hale geldi. Performansıyla kısa sürede U19 takımına yükselen Güler'in Fenerbahçe'deki kaderini değiştiren olaysa Vitor Pereira'nın A takımın başına geçmesiydi. Fenerbahçe yönetimi Arda Güler'in Muhammed Gümüşkaya ile birlikte pişmesi için başka bir takıma kiralanması düşüncesine Pereira şiddetle karşı çıkarak Güler'in her ne şartta olursa olsun Fenerbahçe'de kalarak burada tecrübe kazanmasını istedi. Sezon öncesi hazırlık kampına davet edilen Arda Güler, idolleri Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile aynı sahada antrenman yapma şansı buldu. Rüya gibi başlayan 2021-2022 sezonu Arda Güler için aynı şekilde devam etti. 19 Ağustos 2021'de Helsinki ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasıyla Fenerbahçe formasını ilk kez bir profesyonel maçta sırtına geçirdi. Devam eden süreçte aynı hafta sonu oynanan Antalya Spor maçıyla da ligde ilk kez boy gösteren Arda, 0-0 devam eden maçta ilk golün asistini yaparak zaferin fitilini ateşlemişti. ...2022 Ocak ayında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'e ilk şansı veren Vitor Pereira'nın görevden ayrılmasının ardından sarı lacivertlilerin başına geçen İsmail Kartal da genç futbolcuya güvenen isimlerden biriydi. Arda'nın bulduğu dakikalar artarken İsmail Kartal Arda'yı daha aktif ve efektif olarak kullanmaya başladı. 13 Mart 2022'de oynanan 29. hafta mücadelesinde Alanya Spor ağlarını havalandıran Arda, sarı lacivertli forma altındaki ilk golünü kaydetti. Salay, Berisha içeride, uzak noktaya doğru Rossi, Rossi çevirdi, gol pozisyonu, gol! Topağlar da 78. dakika oyuna girdi, golünü attı, Arda attı! ...2022-2023 sezonuysa Arda Güler için farklı bir şekilde seyretti. İsmail Kartal'ın yerine takımın başına Jorge Jesus getirildi. Fenerbahçe'de 10 numaralı forma da genç yıldıza teslim edilmiş ve Arda'nın omuzlarındaki sorumluluk artmıştı. Futbol kamuoyu Arda Güler'i daha fazla izlemek istiyordu. Ancak Jesus'un planlarında Arda hamle oyuncusu rolünde gözüküyordu. İkinci haftada oynanan Kasımpaşa maçında 21 dakikada attığı 2 gol ve gösterdiği performansla flaşları üzerine çeken Arda Güler'i taraftarlar da tribüne çağırarak bağrına bastı. Ancak genellikle sezonun son bölümünde ilk 11'de şans bulmaya başlayan Arda Güler'in Jorge Jesus'la olan kimyası tutmamıştı. Genç Yıldız'ın 34. haftada Trabzonspor'la oynanan maçta Portekizli çalıştırıcıya gösterdiği reaksiyon da akıllara kazınan anlardan biriydi. Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterilen Arda Güler, A milli takım formasıyla Galler'e attığı golle de adından söz ettirdi. Öyle ki Güler'in gözlerin pasını silen golünü paylaşan FIFA, golün Puşkaş ödülüne aday olabileceğinin sinyalini verdi. Sezonun bitmesinin ardından Avrupa'nın dev kulüpleriyle adı anılan Arda Güler, özellikle İspanyol basınında günlerce manşetleri süsledi. İki İspanyol devi, Real Madrid ve Barcelona gibi iki ezeli rakip, genç yıldız için yarışa girdi. Tercihini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler, yaşıtlarının üzerindeki futbol aklı, oyun ve pozisyon bilgisi, top tekniği ile Türk futbol severlerini uzun yıllar gururlandırmaya devam edecek gibi duruyor.